Şarkı sesleri duydum. Sesçime dönüp, bu ses nereden geliyor? Damon Daniel McGowan, Birleşik Devletler Ordusu. Gaipten sesler duyuyorum sandım ama o da duyuyordu. Sesler Uzak Doğu'nun en büyük katedralindeki harabelerden geliyordu. İnsanlar bayram için şarkılar söylüyordu. Yıl 1945'ti ve Nagasaki'deydik. Oraya gidip bölgeyi aydınlattık. Küçük bir şaryoyla çekim yapmaya başladık. Etrafa baktığımda felaketi gördüm. Ve sesleri duydum. Atom bombasının ardındaki sır perdesi. Atom bombası. Hiroşima. Shigeru Miki, kameraman. Nippon Eigasha Haber Şirketi. Miki aralarında Üstad Kenji Mizoguchi'nin de bulunduğu onlarca Japon yönetmenin görüntü yönetmenliğini yaptı. Ağustos ayının başlarında bir gün haber şirketimin Hiroşima şubesi için haber sunuyordum. Adı Morikawa olan müdürümle karşılaştım. Bana lütfen Tokyo'ya dön dedi. 6-7 Ağustos civarında Hiroşima'ya yeni bir bomba atılacağı söylentisini duymuştu. Sadece 3 gün orada kaldıktan sonra o gece Hiroşima'dan ayrıldım. Trenle Tokyo'ya geri döndüm ve 6 Ağustos saat 8.15'te... Trenim bombardımandan sonraki gün askeri üssün çekimlerine giderken 7 Ağustos'ta Hiroşima istasyonuna ulaştı. Platformdan daha önce şehirde yaşayan insanların üzerinden yükselmekte olan dumanı görebiliyordunuz. Ne düşüneceğimi bilmez haldeydim. Tek bir bombaydı ve Hiroşima göz açıp kapayıncaya kadar yok olmuştu. 9 Ağustos'ta askeri yetkililer düşmanın Nagasaki'de tekrar özel bombalar kullandığını açıkladı. Trenle Tokyo'ya dönerken tekrar Hiroşima'da durduk. Vagona mide bulandıran bir koku doldu. Canlı hiçbir şey kalmamıştı ve bu atom çölünde hiç ses yokmuş gibiydi. Tokyo'daki merkezimize döndüğümde Hiroşima'da bir an önce çekim yapmalıyız dedim. Akira Iwasaki, yapımcı, Nippon Eigasha. Iwasaki önemli bir yapımcı, film eleştirmeni ve solcu bir aktivisti. Savaş döneminde hükümeti tarafından tutuklanan tek film yazarıydı. Haber şirketinin müdürü Osaka şubesini aradı ve kameraman Kashiwada'nın hemen olay yerine gitmesini söyledi. Masaki adında ikinci bir kameraman da gönderilmişti. Henüz tehlikesi bilinmediği için radyasyona önem gösterilmedi.
Kashiwa da Hiroşima'ya gitmeyi başardı. Kaldırımda yanan insanların gölgeleri de dahil olmak üzere gördüklerini kameraya çekti. Bombadan kurtulanların bulunduğu tesislerden birini ziyaret ettim. Koku midemi bulandırdı. Ruhları bedenlerinden ayrılmış gibi görünüyordu. Onlara hitap ettiğimde yanıt vermiyorlardı. Kashiwa'da negatifleri Tokyo'ya getirdi. 12 Ağustos'ta patronu filmi Japon Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda izletti. Hiroşima'nın 6 gün önce yaşadığı şey ilk kez gözler önüne seriliyordu. Bu görüntülere orada el konuldu. Ordu yayınlanması halinde halkın moralini bozmasından korkuyordu. Amerikan ordusu teslim olmamızın ardından 3 hafta sonra ortaya çıktı. Birleşik Devletler, bombanın sırrının Sovyetler Birliği gibi ülkelere ifşa edilebileceğinden korktuğu için filme el koydu. Masaki tarafından çekilen ikinci film de merkezimize gönderildi. Ancak Kashiwada'nın filmiyle aynı kaderi paylaştı. Japonya 2 Eylül 1945'te Birleşik Devletler'e teslim oldu ve General Douglas MacArthur komutasındaki Amerikan işgali başladı. 7 Eylül 1945. Bombardımanlardan bir ay sonra. Sırt çantama 3 gün yetecek pilav koydum ve Tokyo'dan tek başıma ayrıldım. Radyoaktivite hakkında bilgilendirilmiştim. Bu yüzden Hiroşima istasyonunda indiğimde ürküyordum. Bilim insanları bombanın gücü, radyasyonun ne kadar kalacağı ve ne kadar güçlü olduğu konusunda hala güvenilir verilere sahip değildi. Film ekibi bu tehlikeli bölgede çalışmak zorundaydı. Ancak tüm ekip kararlıydı. Kameramanlardan biri bana bu film ekibine katıldığında bunu bir idam hükmü gibi hissettiğini söyledi. Kuşkusuz ekibin her üyesinin gerçekteki zihinsel durumu böyleydi. Başka bir kameraman daha yeni evlenmişti. Ama o ve yeni karısı Hiroşima'ya gitmeden önce sanki birbirlerini bir daha hiç göremeyeceklermiş gibi sake bardaklarını değiştirmişlerdi. Hiroşima'da birkaç askeri tesis bulunuyordu ancak hedef şehir merkeziydi. Bu da çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan öldürülen 125 bin kişinin %80'inin siviller olduğu anlamına geliyordu. Nagasaki savaş sanayinin merkeziydi ancak ölen 90 bin kişinin neredeyse tamamı sivildi. Yıkılan bir ilkokulun sınıflarında ağır yaralanmış yetişkinler ve çocuklar inleyerek yatıyordu. İlaç yoktu. Doktorlar ve hemşireler yaralanmış olmalarına rağmen durdurak bilmeden çalışıyorlardı. Onlar çalışırken insanlar birbiri ardına ölmeye devam ediyordu. Görüntülerde atom bombası hastalığı dediğimiz şeyin semptomları görülüyor. İlk kez insanların görüntülerini çekiyordum. Külle kaplı zeminde bir çocuk, gözleri açık tavana bakıyordu. İçimden bir ses, sona yaklaştığını söylüyordu. Ertesi gün, Bay Yamanaka'nın sağlık ekibine yardım etmeye gittim. Çok fazla hasta vardı. Atom bombasından kurtulanlar için işe yarayan ilaç yoktu. Kadınların sırtlarında çizgi izleri oluşmuştu. Omuzları ve sırtlarındaki yanıklar açıkça görülüyordu. Çocukken
Hayattayken kötü şeyler yapan birinin öldüğünde ve cehenneme gittiğinde bıçakla parçalara ayrıldığını duymuştum. Şimdi bu hikayeyi bu dünyada görüyordum. Teğmen Daniel McGovern, Birleşik Devletler Ordusu. ...36 yaşındaki Teğmen McGovern, Hava Kuvvetleri'nin savaş kamera birimi için yaptığı çalışmayla tanınıyor. Avrupa üzerinde hava harekatlarının görüntülerini çekiyordu. Bu görüntülerin bazıları William Wyler'ın belgeseli Memphis Belle'de kullanıldı. Sonrasında Nagasaki'ye gitti. O zaman zarfında ordudaydım. Tokyo'da Albay McQuarrie bana mek bitirmek üzereyiz. Adalara, Avustralya ve Çin'e gireceğiz. Eve dönmek ister misin dedi. Ben de ona, hayır efendim, eve gidebilirim ama burada yenilgiye uğramış Japonlar hakkında anlatılması gereken bir hikaye var dedim. Bu lanet şeyi kendim yapmam gerekse bile yapacaktım. Böylece bir grup gazete muhabiriyle birlikte Nagasaki dışındaki bir üsse uçtum. Ardından Ekim ayında bugüne dek çekilen tek renkli görüntüyü çekmeye başlamak için yeterli kamera ekipmanı ve film satın aldım. Nagasaki'ye gidip o dehşeti ve faciayı gördüğümde çok üzülmüştüm. Görünürde tek bir bina bile olmayan ve harabeye dönmüş caddelerde yürüyordum. Binalar sanki üzerine devasa bir örs düşmüş ve onları yok etmiş gibi ezilmişti. İnsanlar hasta hayvanlar gibi yol kenarında yatıyordu. Bulabildiğimiz yolu izleyerek şehrin içinden aşağı inerken mağaralarda, barınaklarda bir zamanlar evleri olan insanları görüyordum. Bazıları aile üyelerinin kalıntılarını arıyor ya da topluyordu. Zavallı çocuklar acı içindeydi. Bana kimsin sen, ne yaptın der gibi boş gözlerle bakıyorlardı. Bir kameraman turist veya seyirci değildir. İşini yapmak zorundadır. Ne kadar kötü olduğunu düşünemezsin. Ama kötü olduğunu bilirsin. Beni en çok rahatsız eden, yüzlerce kişinin öldüğü bir okul olan Shiriyama Okulu'nda çocuklara ait yüzlerce kemik ve ezilmiş kafatasının bir köşede yığılmış vaziyette olmasıydı. Ama bir gün, bir grup küçük kız ve erkeğin şarkı söyleyerek yamaca doğru tırmandığını hatırlıyorum. Hala gözümde canlanıyor. Küçük bir kız elma yiyor. Her parçasının tadını çıkarıyordu. Bu en azından kendimi iyi hissettirdi. Bize hiçbir anlamı olmayan küçük radyasyon rozetleri verdiler. Hiç kimse bize verilenlerden bahsetmemişti. Teğmen Daniel McGovern. Daha sonra Hiroşima'ya vardığımda bunun tamamen farklı olduğunu öğrendim. Nagasaki engebeliydi ve vadideki her şey patlama yüzünden yok olmuştu. Yamacın diğer tarafındaki hiçbir şeye bir şey olmamıştı. Hiroşima'daki felaket daha büyüktü çünkü tamamen düz bir araziydi. Orada patlamaya direnecek hiçbir şey yoktu. Bu yüzden bir gelgit dalgası gibi yayılmıştı. Hiroşima gördüğüm en çorak yerdi. Her şey yok olmuştu.
Sağlam kalan tek şey, bugün hala ayakta duran meşhur büyük kubbeye sahip bir binaydı. Fakat burası merkez üssüydü. Hemen yanında bulunan hastane tamamen yıkılmıştı. Pek çok tuhaf şey vardı. Beni sık sık şaşırtan bir şey de alışılmadık gölgelerdi. Örneğin bir binadaki merdivenin yeri değiştirildiğinde gölgesini ters dönmüş bir şekilde görebiliyordunuz. Aynı şey şehrin her yerinde görülüyordu. Bu atom bombasının karakteristiğiydi. Çünkü ısı çok yoğundu. Ama çok tuhaf bir sürü şey vardı. Patlama anında bir adamın oturduğu bir bankanın granit merdivenlerindeki gölgesini hatırlıyorum. Görselini yeniden canlandırmak için benzer kıyafetler giyen bir adamı oraya oturtturdum. Sonra onu ayağa kaldırdım. Burada muhtemelen buharlaşan bir önceki kişinin oturduğu gölgeyi görebiliyoruz. İşin garibi çok fazla sefalet vardı ama insanları ağlarken nadiren gördüm. Acılarını içlerine saklıyorlardı. Japon halkının bir özelliği vardı. Bir noktaya kadar savaş başlatmaktan utanıyorlardı. Bölüm 2. Sır Perdesi. Nagasaki'de 16 Eylül'den beri tek başıma çekim yapıyordum. Artık 1945 yılının Ekim ayıydı. Bizi en çok endişelendiren insan bedeni üzerindeki etkileriydi. Çekimler esnasında kurbanlardan bazılarıyla tanışmıştık. Günler sonra onları aradığımızda çoktan ölmüşlerdi. Cesetler bodrum katlara taşınıyordu. Bakışlarımızı çevirmek istediğimiz korkunç bir manzaraydı. Çekimler sırasında Hiroşima ve Nagasaki'ye ziyaret etmedim. Yine de atom bombasının gerçek doğasına en aşina olan kişilerden biri olacaktım. Bunun nedeni filmin Tokyo'daki merkezimize gönderilmesinden sonra soğuk bir bodrum katında çekimlerin tüm gösterimlerinde bulunmuş olmamdır. Gözlerim kameraların tanıklık ettiği tüm gerçekliğin her ayrıntısını hapsetti. Her kare hafızama yazıldı. Gözlerimi kaçırmama neden olan bir şey ortaya çıktığında bile ona bakar, kalbimin duyguyla boğulduğunu hisseder, onu hafızamda saklar, asla unutamazdım. Sürekli Tokyo ofisinde olsam da gözlerim ve ruhum Hiroşima ve Nagasaki'deydi. Doğrudan hayatta kalanların yanı sıra atom bombası ile ilgili en önemli ayrıntıları öğrenen çok az Japon vardı. Sonra beklenmedik bir şey oldu. Olay bombardımanlardan 2 ay sonra 21 Ekim'de gerçekleşti. Kameraman Sekiguchi, Amerikan ordusu polisi tarafından Nagasaki sıfır noktası bölgesinde gözaltına alındı ve Birleşik Devletler Ordusu demir yolu ofisine götürüldü. Birleşik Devletler'in Japonların atom bombasının görüntülerini çektiğini öğrendiği ilk yer burasıdır. MacArthur'un Tokyo'daki karargahından hemen bir emir geldi. Çekim yapmamız yasaklanmış ve görüntüler ne yazık ki elimizden alınmıştı. Böylece atom bombası filmimiz 30 yıl boyunca kaderine terk edilmiş oldu. Hiroşima ve Nagasaki'deki çekimleri durdurmak zorunda kaldık. McGovern adlı Amerikalı bir kameramanın bombardıman sonrası renkli bir çekim yaptığını öğrendik.
Ancak görüntüler yeterli olmadığından Birleşik Devletler bu görüntüleri bizim çektiğimiz görüntüleri tamamlamak için kullanmak istedi. Artık Hiroşima'daki çekimlerimiz Amerikalıların kontrolünde devam edecekti. Ama en azından bu tarihi belgeyi kendi ellerimizle tamamlayabilecektik. Nagasaki'deyken bir grup kameramanla karşılaştım. İçlerinden biri haftalardır orada çekim yaptıklarını ve deniz kuvvetlerinin onlara oradan gitmelerini söylediğini söyledi. Oradaki potansiyeli gördüm. Oraya benden çok daha önce gitmişlerdi. Yapılacak en iyi şeyin onlara benim için çalıştıklarını söylemeleri olduğuna karar verdim. Bu görüntüleri imha edilmekten kurtardık. Bunun sebebi de Birleşik Devletler Sağlık Bakanlığı'nın tıbbi görüntüleri görmek istemesiydi. Harekete geçmeseydim, biri bilhassa ordu her şeyi mahvedecekti. MacArthur'un genel merkezi bu çekimin tamamlanmaması için ayak diretiyordu. Nippon Eigasha ekibi çekimleri bitirdiğinde tüm ekibi topladım ve onları Tokyo'daki Meiji binasının 7. katına çıkardım. Orada 7'sine nezaret ettim. Japonca versiyonun montajının son halini tamamladım. Filmin montajı Birleşik Devletler Ordusu'nun denetimindeydi. Ama yine de herkes çok çalıştı. Bu baskı söz verildiği gibi ve İngilizce anlatımla Birleşik Devletler Ordusu'na teslim edildi. Adı atom bombasının etkileriydi. Filmin toplam süresi 165 dakika. Lakin Japonlar insanlar üzerindeki etkilerden ziyade büyük ölçüde bilimsel, jeolojik ve botanik etkilere odaklanmaları emredildiği için öfkeliydi. Ayrıca bazı yerlerde neşeli, hafif klasik müzik de eklenmişti. İlk gösterimi izleyen Birleşik Devletler Ordusu subayları ve bilim insanları elimizi sıkıyor ve bizi tebrik ediyorlardı. Ancak filmi yapan bizler mutsuzduk. Başlığı bizi üzmüştü. Etkilerden bahsetmek, bombaların her iki şehrinde molaza dönüşmesinde ve yüz binlerce insanı öldürmede etkili olduğunu söylemekti. Amacımız etkileri filme almak değildi. Biz bir felaketin filmini çekmek için yola çıkmıştık. Yaşadığımız acıya rağmen gerçekleri göstermek zorundaydık. Nagasaki'den Tokyo'ya döndüğümde Meiji binasına gittim. Görevim bitmek üzereydi. Birleşik Devletler Stratejik Bombardıman Araştırma Kurulu'nun askeri danışmanı olan General Orville Anderson'la tanıştırıldım. Nagasaki ve Hiroşima'da gördüklerimi ona anlattım. Anderson, çimler yeşile dönmeden önce bu hikaye anlatılmalı. Bir şeye ihtiyacın olursa bana haber vermek kavun dedi. Böylece bir önceki sonbaharda başladığım işi bu sefer 20 şehirde bitirmeye hazırlandım. Tokyo stüdyosundan Hollywood'da Harry Mumura adıyla nam salmış, ünlü bir Japon kameraman tuttum. Bir de Herbert Sasson adında genç bir teğmen vardı. Sadece 24 yaşındaydı. Ancak yazarlık geçmişine sahipti. Burada olduğu için mutluydum. Özel bir trene sahipti. Cipleri taşımak için 5 düz vagonumuz, ayrıca pullman yataklı vagonlarımız ve yemekli bir vagonumuz vardı. Kendi aşçım vardı. Bir üst teğmen için hiç de fena değildi. Teğmen Herbert Sasson, koordinatör.
New York City'den gelen Herb Sass'ın ordunun ünlü Hollywood film birimine atanmadan önce Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde sinema okuluna gitmişti ve burada aktör Ronald Reagan'la tanışmıştı. Stratejik Bombardıman Araştırma Kurulu için bu bombardıman filmini çekmek üzere görevlendirildiğimizde bunu Amerika Birleşik Devletleri'ne dönmeden önce Japonya'da ücretsiz seyahat etmek için harika bir fırsat olarak görmüştük. Bunu büyük bir eğlence olarak görüyordum. Ocak 1946'da önce Nagasaki'ye vardık. Kimse beni göreceğimiz şeyleri hazırlamamıştı. Ortaya çıkan şey karşısında şaşkına dönmüştüm. Raylar kilometreler boyunca harabeye dönmüştü. Fabrikalar sanki dev bir el tarafından bastırılmış gibiydi. Bir bombanın, küçük bir bombanın neler yapabileceğine inanamıyordum. O andan itibaren hayatım bütünüyle değişti. Sass'ın kısa bir süre sonra Birleşik Devletler işgalinin en tuhaf anlarından birine tanık oldu. Eski profesyonel ve üniversite futbol yıldızları Nagasaki'deki bir ölüm sahasında atom topu oynuyordu. Şehri gezdikten ve hayatta kalanların durumunu gördükten sonra Washington'a Nagasaki ve Hiroşima'da biraz daha kalıp kalamayacağımızı sorduk. Hayatta kalanları görüntülemek aldığımız ilk emir değildi. Ancak şimdi Amerikalıların şu ana kadar reddettiği hikayenin tamamını anlatmaya başlamıştık. Pasifik'teki o zamanlar hala nadir bulunan tüm renkli filmleri sipariş ettik. Nagasaki hastanelerinde bulabildiğimiz hayatta kalan herkesi filme almaya karar verdik. Bu gizli soykırımı bütünüyle kayıt altına alacak zaman ve donanıma sahip olan ve renkli çekim yapabilen tek ekip bizdik. Duvarlara gömülü pencerelerdeki cam parçalarını görmek şok ediciydi. Tavanlarda hala kan vardı. Bu dehşeti filme almazsak burada ne olduğunu kimsenin anlamayacağını hissettim. İnsanlar bunu görebilseydi dünyanın gördüğü en büyük barış argümanı olurdu diye düşündüm. Neredeyse her hastanın tam işbirliği beni hayrete düşürdü. Onlara bu filme izin verdikleri takdirde dünyanın gizli olanı göreceğini ve bu trajedinin bir daha yaşanmayacağını ümit ettiğimi söyledim. Elbette çekimlerden sonra pek çoğu yaşamını yitirdi. Enfeksiyon kapmış ya da radyasyon hastalığından korkunç derecede acı çekerek ölmüşlerdi. O zamana kadar radyasyonun ne olduğunu bile bilmiyordum. En kötüsü de penisilin banyosuyla hayatta tutulan Taniguchi adındaki 16 yaşında bir çocuktu. Sadece sırtındaki etler görülüyordu. Işıklarımız ona dönünce ürperdim. Kimse onun yaşamasını beklemiyordu ama doktorlar ölümüne izin vermelerini ve acısını bitirmesini istemesine rağmen ısrar ettiler. Ardından Hiroşima'ya gittik. Orada gerçek bir sanatçı olan kameramanımız Harry Mimura filme alınacak sıra dışı ve çarpıcı sahneler bulacaktı. McGovern Tokyo'ya döndüğü zamanlarda Mimura ile birlikte dışarı çıkıyordum. Harry Mimura, kameraman.
44 yaşındaki Akira Harimimura, Hiroşima yakınlarında doğdu ama Amerika'da eğitim gördü. Gloria Swanson'la birlikte The Trespasser'da dahil olmak üzere birçok Hollywood filminde çalıştı. Japonya'ya döndüğünde Akira Kurosawa'nın ilk filmi Sanshiro Sugota'da dahil olmak üzere pek çok film çekti. Gokoku Tapınağı'ndaki ünlü kapıyı yüksek bir açıdan çekmeye kararlıydım. Ama bunu nasıl yapacaktım? Bir itfaiye istasyonunun önünden geçtiğimde aklıma bir fikir geldi. Garajda merdivenli bir kamyon vardı ve hiçbir işe yaramıyordu. Çünkü bölgedeki tüm binalar bomba yüzünden yanıp gitmişti. Şefle tanıştım ve onunla pazarlık yaptım. Ertesi gün merdivenli kamyonu kapıya getirip kurdum. Film çekimlerinde kullanılan vinçle aynı prensiple çalışıyordu. Ama aynı zamanda daha da üzücü bir çekim işinin başına getirilmiştim. İki ülke arasındaki bir savaşta bile masum sivillerin neden acı çekmesi gerekiyordu? Günlerce bombayı atan Amerikalılarla çalışmak ve benimle aynı ten rengine sahip ve aynı dili konuşan Japon kurbanları filme almak zorunda kaldım. Ancak kameramanın ne kadar korkunç olursa olsun çektiği her şeyle yüzleşmesi gerekir. Bu film kaydının bir gün bir şekilde bir amaca hizmet etmesi beni çok şaşırttı. Hastalar birbiri ardına kamera önünden hastanenin çatısına çıkarıldıktan sonra hastane müdürü gömleğini çıkardı ve sırtını döndü. Her yerinde yara izleri vardı. Bomba düştüğünde büyük bir pencerenin yanında duruyordu. O sırada kırılan cam parçaları sırtına batmıştı. Hiroşima'daki Kızıl Haç Hastanesi'nde gerçekten kahramanca ve çok fazla çalışan doktorları ve hemşireleri takdir etmeye gitmiştik. Çok ihtiyaç duyulan genç hemşirelerden oluşan yeni bir zümre için düzenlenen bir karşılama törenini filme almaktan mutluluk duyuyorduk. Atom bombasının Hiroşima ve Nagasaki üzerindeki etkileri. Ön söz. Amerika Birleşik Devletleri Stratejik Bombardıman Araştırma Kurulu Genelkurmay Karargahı nezaretinde G2 Japonya Deniz Kuvvetleri ve Sağlık Dairesi Başkanlığı'nın desteğiyle tamamlanmıştır. Birleşik Devletler tarafından istenen filmimizin kurgusundan çok memnun değildik ve hala kendi versiyonumuzu yaratmayı umuyorduk. Ancak Amerikalılara ilk gösterimimizden bir veya iki gün sonra iki Birleşik Devletler askeri ofisime beni aramaya geldi. Bana MacArthur'un karargahından yazılı bir emir verdiler. Negatifler de dahil olmak üzere tüm görüntüleri ve tüm çekimleri teslim etmem isteniyordu. Her şeye el koyuyorlardı. Onlara işbirliği yapacağımızı fakat elimizdekileri düzenlemem gerektiğini söyledim. Ertesi gün geldiklerinde benden tek bir film karesi dahi kalmadığına dair yazılı bir taahhütname imzalamam istendi. İmzaladım ama yalan söyleyerek. Çünkü daha onurlu bir insan gibi davranıyordum. Gerçek şu ki bu filmi yapan bizler, Birleşik Devletler'in filme el koyup Japonya'daki tüm kopyaları ortadan kaldırmasını kabul edemiyorduk. Ne pahasına olursa olsun filmi Japonya'da tutmamız gerektiğini biliyordum. Aklımıza bir fikir gelmişti. Henüz montajlanmamış veya sesi olan bir dizi baskıyı bir kenara ayıracaktık. İşin özü, işgale karşı komplo kuruyorduk. Başkasını tehlikeye atmamak için işin içinde benimle birlikte 3 kişi daha olacaktı. Birleşik Devletler Askeri Hapishanesi'nde uzun bir hapis cezası riskine girdiğimizi çok iyi biliyorduk. So,
Bu yüzden filmi kendi tesislerimizde saklamaya devam edemezdik. Filmi, görüntülerin bir kısmını çeken kameraman Shigeru Miki'nin ofisine bırakmaya karar verdik. Elbette ona ne olduğunu açıklamadık. Bir gün biri bir paket film getirip bunu saklayabilir misin dedi. Onu tavan arasına sakladım. Ve o zamandan Amerikan işgalinin sonu arasındaki 6 yıl boyunca gizli film orada bekledi. Peace free. Hiroşima ve diğer şehirlerde işimizi bitirdikten sonra Tokyo'ya geri döndük. Görüntülerin çoğu montajlanmak üzere Hollywood'a gönderildi. 14 Haziran'da General Anderson'dan hemen Washington'a dönmemiz için emir aldım. Negatifleri ve siyah beyaz çekilen Japon filminin bir baskısını Birleşik Devletlere teslim ettim. General Anderson'a tüm bu materyalin muhtemelen Hollywood aracılığıyla halka açık bir şekilde yayınlanmasının mümkün olup olmadığını sordum. Warner Bros. Zaten ilgileniyordu. Japon filminin ordu, deniz kuvvetleri, atom enerjisi komisyonu ve istihbaratçılara gösterimi için ayarlamalar yapıldı. Gösterimden sonra bana bu materyalin haber medyasına veya kamuoyuna açıklanmayacağı söylendi. Bana materyal gizli kalacak dendi. Hayal kırıklığına uğradım. Ama negatifi alıp 16 milimetrelik baskısını yaptırdım. Onu bir emanetçiye bıraktım. Ve bir daha onunla ilgili hiçbir şey duymadım. Birleşik Devletler, ABD Stratejik Bombardıman Araştırması resmi raporunda 21 Aralık 1945'ten önce ve büyük olasılıkla 1 Kasım 1945'ten önce Japonya'ya atom bombaları atılmasa bile teslim olacaktı sonucuna vardı. General Dwight Eisenhower bir yazısında Japonya zaten yenilmişti ve Amerikalıları kurtarmak için bombayı atma zorunluluğu olmadığı gibi tamamen gereksizdi yazmıştı. 3. Bölüm İfşa. Akira Iwasaki yapımcı, Nippon Eigasha. 1967 yılında orijinal Japon filmimizin bir baskısı, Daniel McGover tarafından yapılan kopya, Birleşik Devletler tarafından sessizce Japonya'ya iade edildi. Bu filmin gizliliği kaldırılmıştır. Belgesel filmler konusunda tanınmış yazar Eric Barnow bunu öğrendiğinde ulusal arşivlerden bir kopya çıkardı. Bu eski ve deforme görüntüden Barnow, orijinalin tam olarak 1/10 uzunluğunda 16 dakikalık bir film yaptı. Hiroşima Nagasaki, Ağustos 1945. Filmden çok etkilenmiştim. Her sahnesini bilmeme rağmen nutkum tutulmuştu. Biz Japonların, Amerikalıların yapacağını düşündüğümüz türden bir film değildi. Üç büyük Amerikan televizyonu kanalı filmi reddetti ve NBC filmin herhangi bir haber değeri taşımadığını söyledi. Ancak 3 Ağustos 1970 tarihinde ulus genelinde devlet televizyonunda yayınlandı. Amerikan televizyonunda bu tür görüntülere uygulanan 25 yıllık karartma sona erdi. Hiroşima kabusu yeniden hortladı. Teğmen Daniel McGovern. Peki benim renkli çekimlerime ne mi oldu? Pentagon'daki laboratuvara gidip filmi montajladım ve birkaç baskı çıkarttım. Ama bana bir tek General Anderson teşekkür etti. Kimsenin umurunda değildi. Pentagon'dakiler bana kesinlikle olmaz, asla olmaz dediler. Erkek, kadın ve çocuklar üzerinde etkileri olduğu için bu görüntülerin ortaya çıkmasını istemiyorlardı. Halkın daha fazla bombardıman planladıkları bir dönemde silahlarının ne yaptığını bilmesini istemiyorlardı. Bu arada tüm görüntüler Ohio'daki Wright-Patterson Hava Kuvvetleri üssündeki Hava Kuvvetleri deposuna gönderildi. Listelemek üzere ben de oraya gittim. Teğmen Herbert Sassen. Birleşik Devletler'e döndüğümüzde Japonya'da gördüklerimi montajlamakta zorlandım.
Bu yüzden 1946'da bir fotoğraf kitabı yapıp General Anderson ve Başkan Truman'a teslim ettim. Sasson aylar boyunca New York'taki binaların Hiroşima ve Nagasaki'dekilerle aynı kaderi paylaştığını hayal ederek travmatik anımsamalar yaşadı. 1948'de CBS'te çalışmaya başlayan Sasson, daha sonra NBC'de yayınlanan popüler White White Bird serisiyle televizyonda çığır açan bir yapımcı ve yönetmen oldu. Elbette ki bu silahlar konusunda dünyayı uyarmak için çekimlerimizden yola çıkarak bir film veya televizyon programı yapmak istiyordum. Amerikan halkı bombanın etkilerini insanlarda değil, yalnızca siyah beyaz fotoğraflarda görmüştü. Renkli görüntülerimizin yasaklandığını öğrendiğimde hayal kırıklığına uğradım. Üstelik nerede saklandığını bile bilmiyordum. 1950'de Beyaz Saray'a mektup yazdım ancak Başkan Truman'ın yardımcısı hava kuvvetlerinin görüntülerinin fazla bilimsel olduğunu, halkın ilgisini çekmeyeceğini ve bilgi değeri olmadığını söylediğini iletti. Çok mu geç kalınmıştı? Hidrojen bombasını icat etmiştik ve Ruslarla silahlanma yarışı sürüyordu. CBS spikerlerinden Edward Morrow'la konuştum ve araştıracağını söyledi. Ama sonra bana karışmaması gerektiğini söyledi. Sebeplerini açıklamadı. NBC'ye gittiğimde Huntley ve Brinkley adlı spikerlerle görüştüm. Ancak oradan da sonuç çıkmadı. Halk renkli görüntüleri hala izlememişti. Tek başımaydım. Arkamda bir kurum yoktu ve büyümekte olan bir ailem vardı. Bu nedenle 1962'de bir televizyon dizisinde danışman olan Robert Kennedy ile konuştum. Ancak ofisi filmin gizliliğini kaldırmadı veya kaldıramadı. Daha sonra biraz da şans eseri çalışmak için Screen James'e gittikten sonra 1964'te Başkan Truman'ın önemli kararları üzerine bir dizi başlattılar. Karımla birlikte New York'ta birkaç kez Truman'la öğle yemeği yedik. Görüntülerden haberi bile olmadığını ama kontrol edeceğini söyledi. O da aynı şeyi öğrendi. Sözde gizliliği kaldırılamazdı. Sonunda eski patronum Dan McGovern'ın bu görüntülerin izini bulduğunu öğrendim. 1970 yılında Kaliforniya'daki Norton Hava Kuvvetleri üssüne gittim ve Dan beni görüntülerin hala gizli olduğunu gösteren bir kart kataloğuna yönlendirdi. Ardından şansım bir kez daha yaver gitti. 1980 yılında atom bombası atılan Japonya'nın yeni keşfedilen fotoğraflarından oluşan bir serginin Birleşmiş Milletler'deki dairemin yakınında açılacağını okudum. Çektiğimiz görüntülerin fotoğraflarını görünce şoke oldum. Japon organizatörü uyardığımda eve gitti ve tüm renkli görüntüleri ulusal arşivlerden satın almak için bir halk hareketi başlattı. Rutin bir harekette yıllar önce gizliliğinin kaldırıldığından bile haberim yoktu. Japonlar bu görüntüleri kullanarak ilk filmlerini çekmişti. Bunlardan biri Jane Fonda tarafından seslendirilmişti. Çekimlerimin hazır olduğunu öğrendiğimde lenfoma hastalığından muzdariptim. Doktorum Japonya'daki radyasyona maruz kalmanın buna neden olabileceğini söyledi. Ancak büyüyen nükleer karşıtı hareket için sesim güçlü bir şekilde çıkıyordu. Bir süre sonra Hiroşima'ya davet edildim. 1946 yılında filme aldığımız Numata adında bir kadınla tanıştım ve beni hatırladı. Şaşırtıcı bir şekilde filme aldığımız Taniguchi'nin hayatta kaldığını, yetişkin olduğunu, evlendiğini, çocukları olduğunu ve önde gelen bir nükleer karşıtı aktivist olduğunu öğrendim. O zamana kadar Amerikalıların atom bombası atılan şehirlerden herhangi bir renkli görüntüyü görmelerine hala izin verilmiyordu. Ama şimdi çektiğim görüntülerin bazı filmlerde sadece kısa alıntılarla dahi olsa kullanıldığını görmek beni mutlu ediyor. Herbert Sasson 1985 yılında hayatını kaybetti. Televizyon yapımcısı Herbert Sasson öldü. Kızı Leslie, babasının vasiyetini yerine getirerek küllerini dağıtmak için Hiroşima'yı ziyaret etti ve babasının 1946'da filme aldığı Numata ile tanıştıktan sonra bir yıl boyunca kızıyla birlikte oraya taşındı. ...2020 yılında en az 9 nükleer güç bulunuyordu. Birleşik Devletler hala stoklarında 5500'den fazla nükleer silaha sahip ve 1945'te başlayan aynı ilk vuruş nükleer politikasını tamamen elinde tutuyor.
Başkana herhangi bir ciddi tehdide veya nükleer olmayan saldırılara yanıt olarak nükleer silah kullanma seçeneği sunuyor. Pek çok Amerikalı yetkili ve medya yorumcusu bombaların Japonya'ya karşı kullanılmasını onaylamaya devam ediyor. Anketler çok sayıda Amerikalının bir düşman tarafından tehdit edildiği takdirde bugün ilk saldırıda nükleer silah kullanma fikrini desteklediğini gösteriyor. Amerikalıların %64'ü İran'ın nükleer programını önlemek adına Birleşik Devletler saldırısını destekliyor. Bu kadar uzun yıllar boyunca saklanmak yerine halka gösterilseydi, bizim çekimlerimiz ve Japon filminin dünyayı nükleer silahlardan daha güvenli hale getirir miydi, getirmez miydi bilemeyeceğim. Bugün biri Japonya'ya karşı kullanılanlardan kat kat daha güçlü, modern nükleer silahlar kullansa, inanıyorum ki dünyanın sonu gelir. Yetkililerin sınırlı nükleer savaştan bahsettiğini duymak korkunç. Aksine nükleer savaş, her şeyin sonunu temsil eder. Atom bombasının ardındaki sır perdesi. Kişisel beyanlar, röportajlar, sözlü görüşmeler, anılar, biyografiler, mektuplar ve diğer belgelerden uyarlanmıştır. College Park, Maryland'de bulunan Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi'ndeki tüm görüntüler artık kamunun malıdır. Bu filmdeki çekimlerin çoğu 4K çözünürlüktedir. Filmi alıp sonunda Washington'a vardığımda ve Pentagon benim filmle birlikte orada bulunduğumu öğrendiğinde film çok gizli olarak sınıflandırılmıştı.